Güneş sistemimizin devasa gaz devi Jüpiter'in yüzeyinde, yüzyıllardır gözlemcileri büyüleyen muazzam bir girdap dönüyor. Bu kozmik fırtına, dünyamızdan bile çıplak gözle görülebilecek kadar büyük. Peki Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi hakkında ne biliyoruz? Gelin bu olağanüstü uzay olgusunun sırlarını birlikte keşfedelim. Büyük kırmızı leke aslında dev bir fırtınadır. Ama sıradan bir fırtına değil. Bu fırtına o kadar büyük ki içine iki hatta üç dünya sığdırabilirsiniz. Düşünün, evinizin bahçesinde bir kasırga olsa ve bu kasırga yüzlerce yıl boyunca hiç durmadan dönse. İşte büyük kırmızı leke tam olarak böyle bir şey. Sadece çok daha büyük ölçekte. Bu devasa girdabın tarihi oldukça eskilere dayanıyor. İlk kez 1665 yılında İtalyan astronom Giovanni Cassini tarafından gözlemlendi. O zamandan beri, yani yaklaşık 350 yıldır, bu fırtına hiç durmadan dönmeye devam ediyor. Dünyadaki en uzun ömürlü kasırgalar bile sadece birkaç hafta sürerken, büyük kırmızı lekenin bu kadar uzun süre devam etmesi gerçekten şaşırtıcı. Peki bu fırtına neden kırmızı? Bilim insanları bunun nedenini tam olarak bilmiyor. Ama en yaygın teori, fırtınanın içindeki kimyasalların güneş ışığıyla etkileşime girerek bu rengi oluşturduğu yönünde. Aslında lekenin rengi zaman içinde değişiyor. Bazen daha koyu kırmızı, bazen de neredeyse turuncu görünüyor. Büyük kırmızı lekenin yapısı da oldukça ilginç. Fırtınanın merkezinde rüzgar hızları saatte 430 kilometreye kadar çıkabiliyor. Bu, dünyadaki en güçlü kasırgaların bile iki katından fazla. Fırtınanın kenarlarında ise rüzgarlar daha da hızlanıyor ve saatte 680 kilometreye ulaşabiliyor. Son yıllarda yapılan gözlemler, büyük kırmızı lekenin boyutunda bazı değişiklikler olduğunu gösteriyor. Leke yavaş yavaş küçülüyor gibi görünüyor. 100 yıl önce dünyanın 4 katı büyüklüğündeyken, şimdi sadece 1,3 katı kadar. Ancak endişelenmeyin, bu dev fırtınanın yakın zamanda yok olması beklenmiyor. NASA'nın Juno uzay aracı, 2016'dan beri Jüpiter'in yörüngesinde dolanıyor ve bize büyük kırmızı leke hakkında yeni bilgiler sağlıyor. Juno'nun gönderdiği veriler, fırtınanın sandığımızdan çok daha derin olduğunu gösteriyor. Leke, Jüpiter'in atmosferinde yaklaşık 350 kilometre derinliğe kadar iniyor. Bu, dünyadaki en derin okyanusların bile 30 katından fazla. Büyük kırmızı lekenin varlığı sadece Jüpiter hakkında değil, genel olarak gaz devleri hakkında da çok şey öğrenmemizi sağlıyor. Bu tür uzun ömürlü atmosferik olayların nasıl oluştuğunu ve devam ettiğini anlamak, diğer gezegenlerdeki hava olaylarını anlamamıza da yardımcı oluyor. Jüpiter'in bu ikonik özelliği, aynı zamanda gezegen oluşumu ve evrimi hakkında da ipuçları veriyor. Büyük kırmızı lekenin incelenmesi, Güneş sistemimizin erken dönemlerinde neler olduğuna dair teorileri destekliyor ve gezegenimizin oluşum sürecini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Gelecekte daha gelişmiş teleskoplar ve uzay araçları sayesinde büyük kırmızı lekeyi daha yakından inceleme fırsatı bulacağız. Belki de bir gün bu devasa fırtınanın tam olarak nasıl oluştuğunu ve neden bu kadar uzun süre devam ettiğini öğrenebileceğiz. Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi, evrenin ne kadar şaşırtıcı ve gizemli olabileceğinin mükemmel bir örneği. Bu kozmik fırtına bize uzayın hala keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı olduğunu hatırlatıyor. Peki ya siz, güneş sistemimizde keşfetmek istediğiniz başka hangi gizemleri merak ediyorsunuz?